Günaydın, iyi pazarlar. Ekonomi Arası'yla karşınızdayız. Yeni haftaya başlarken yatırımcılar tarafından takip edilecek önemli veri ve gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Pazartesi günü Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamları takip edilecek ilk önemli verilerin başında gelecek. Geçtiğimiz ay açıklanan Kasım verisi 5 ay sonra ilk kez artışa işaret etmişti. Kasım'da işsizlik 0.4 puan artarak %9 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik Haziran'dan bu yana ilk kez artmıştı. Haftanın diğer önemli verisi ise ödemeler dengesi verisi olacak. Salı günü Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin rakamları açıklayacak. Kasım'da ödemeler dengesi 2 ay fazla verdikten sonra yeniden açığa dönmüştü. Cari açık Kasım'da 2.72 milyar dolar olmuştu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte ekonomi kuruluşları 2024'e ilişkin beklentilerini paylaşıyor. Her hafta başka bir kurumdan ekonomiye dair tahminler geliyor. Bu duruma son örneklerden bir tanesi de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'den geldi. Kuruluş ekonomik görünüme dair ara bir rapor yayımladı. Buna göre Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüler değişmedi ve 2024 büyüme beklentisi %2.9 olarak sabit kaldı. Kuruluş Türkiye'nin gelecek yılsa %3.1 büyümesini bekliyor. OECD küresel ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. %2.7 olan beklenti %2.9'a yükseltildi. Raporda ılımlı büyüme ve enflasyonda gerilemenin devam etmesini bekledikleri vurgulandı. Yeni haftada da bu gibi yeni raporları görebiliriz. Yurt dışında haftanın en önemli verilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamları olacak. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu Salı günü 16.30'da açıklanacak ve küresel anlamda tüm gözler bu veride olacak. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararlarını verilere bakarak aldığı için bu verinin önemi büyük. Enflasyonda beklentileri aşan bir tablo küresel piyasalarda dolarda yükseliş, altına düşüş olarak yansıyabilir. Veri beklentilerin altına kaldığı takdirde ise altın fiyatları yükselebilir. Ancak yurt içinde altın fiyatları bir yandan da kura bağlı hareketlerle iniş çıkış kaydettiği için altına bakarken dolar kurunu da göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır. Son birkaç haftadır Avrupa'da çiftçilerin protestoları gündemi meşgul ediyor. Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde on binlerce çiftçi traktörlerle yolları kapattı. Avrupa Birliği binalarını ablukaya aldı. Artan enerji ve gübre maliyetlerini protesto eden çiftçiler Avrupa Parlamentosu'ndan değişim talep ediyor. Yeni haftada bir yandan da bu protestolar Avrupa'nın gündeminde kalmaya devam edecek gibi duruyor. Yeni haftanın gündemini aktardık. Gelecek hafta cumartesi günü yeniden görüşmek üzere. İyi pazarlar, bol kazançlar. Hoşça kalın.